Merhaba arkadaşlar. Son hafta dersimize hoş geldiniz. Bu hafta size haritalardan bahsedeceğim. Haritaları çok değişik kategorilere, sınıflara ayırmak mümkün olsa da sizin işinize yarayabilecek 3 temel başlık altında inceleyeceğiz. Bunlar topografik haritalar, jeolojik haritalar ve mühendislik jeolojisi haritalarıdır. Meslek hayatınıza yardımcı olacak, size yardımcı olacak, işinizi kolaylaştıracak haritalar bunlar. Harita ne demek? Tanımına bakacak olursak, yeryüzünün tamamını veya bir kısmını bir takım çizgi, işaret, renk ve simgelerle kuş bakışı ve belirli bir ölçüye göre küçültülmüş olarak kağıt üzerinde gösteren iki boyutlu şekillere harita denir. Haritaların kenarlarında harita üzerindeki çizgi, işaret, renk ve simgelerin taşıdıkları anlamlara ait açıklamalar bulunmaktadır. Evet, yeryüzü şekillerinin bir takım çizgi, işaret, renk ve simgeler yardımıyla belli bir ölçüye göre küçültülmüş olarak gösteren haritalara topografik haritalar denir. Topografik haritaların hazırlanışıyla ilgili iki küçük şekil var. Nasıl hazırlanıyor biraz bahsedelim. Denizde bir ada düşünün. Bu adanın topografik haritasını yapacak olursak basit olarak şu yöntemi uyguluyoruz. Adayı belli aralıklarla, ki bu aralıklar yüzer metre olarak gösterilmiş örneğimizde, yüzer metre aralıklarla hayali yatay düzlemlerle kestiğimizi düşünelim. Bu düzlemlerin hepsi birbirine paralel. Bu düzlemlerle adanın oluşturacağı kesit izi, kesit izi ne demek? Yatay düzlemlerle adayı kestiğimiz zaman ikisinin ara kesitine kesit izi diyoruz. Bu kesit izlerini yine kuş bakışı olarak yatay bir yüzey üzerinde, harita üzerinde, kağıt üzerinde iç içe yerleştirdiğimiz zaman topografik haritalar elde ediliyor. Buradaki değerlerimizi de denizi sıfır kabul ederek, deniz seviyesini her 100 metrede bir kesit geçirdiğimiz için, yatay düzlemle kestiğimiz için bu değerleri de en dıştan içe doğru, tepeye doğru gidildikçe dikkat ederseniz kesit izinin oluşturacağı kapalı daireler, çizgisellikler daha küçülüyor. Sıfırdan başlıyoruz. 100, 200, 300 metre. En son yatay düzlemimiz 300 metre. Daha sonra da bu adanın tepesini işaretliyoruz ve onu da haritada gösteriyoruz. Bu şekilde yer yüzeyinin belirli aralıklarla dizilmiş hayali yatay düzlemlerle kesiti sonucunda, kesiştirilmesi sonucunda elde edilen ara kesitlerin kağıt üzerine aktarılmasıyla belli bir ölçek dahilinde olması gerekiyor. Topografik haritalarımız elde ediliyor. Buradaki ölçek mesela her 1 santim 100 metreyi gösterecek şekilde 2 santimlik bir mesafe konulmuş. 200 metre gösterilecek şekilde ölçeğini de koymuşuz. Ayrıca topografik haritalarda burada da gördüğünüz gibi kuzey yönünün de belirtilmesi gerekiyor. Ölçek ve kuzey yönü, topografik eğriler, topografik eğrilerin değerleri bir topografik harita üzerinde gösterilmesi gereken en temel öğelerdir. Topografik haritaların ölçekleri küçüldükçe gösterdikleri ayrıntı da azalır. Ölçekler büyüdükçe gösterdikleri ayrıntı da azalır. Özellikle mühendislik jeolojisi haritalarında biraz sonra bahsedeceğim. Daha büyük ölçek, küçük ölçekli, daha büyük ölçekli. Bu ölçekler 1/1 şeklinde yazıldığı için küçük büyük kavramı karıştırabilir kafanızı. Biri ne kadar büyük bir değere bölerseniz o kadar küçük sonuç çıkar. Daha küçük değerlere böldüğünüz zaman daha büyük sonuç çıkar. Yani ters orantılıdır. Dolayısıyla küçük ölçekli topografik haritalarda yeryüzü şekilleri ancak genelleştirilerek gösterilir. Fakat tünel, baraj gibi daha hassas yapılarda büyük ölçekli
topografik haritalar kullanılır. Böyle bir basit topografik harita ders notlarına konmuş. Burada dikkat edeceğimiz şeyler, her zaman tabii yeryüzü şekilleri biraz önceki örnekte gösterdiğimiz gibi ada şeklinde olmaz. Dolayısıyla topografik eğriler de iç içe geçmiş halkalar şeklinde çıkmaz. Çevrenize baktığınız zaman topografik şekiller böyle bir koni gibi tepelerden oluşmuyor tabii ki. Dereler var, kıvrımlı dereler, sırtlar, yüksek dağlar, tepecikler, düzlükler var. Onları temsil eden biraz daha böyle karmaşık gibi görünen aslında kolay topografik eğriler çıkabiliyor. Buraya dikkat edecek olursak biraz önceki mesela tepeye çok benzemese de bir tepe var. Etrafında iç içe geçmiş halkalar şeklinde topografik eğrileri görüyoruz. Bu tepenin en üstüne de zirve noktasının rakımı konmuş 1130 metre diye. Yine topografik eğrilere bakacak olursak deniz seviyesine göre belirli aralıklarla tabii kesilmiş olması gerekiyor. Biraz önceki örneğimizde 100'er metre aralıklarla bu eğriler yerleştirilmişti. Fakat burada 50'şer metre aralıklarla kesilmiş. Topografyamız 950, 1000, 1050 gibi 50'şer 50'şer devam ediyor. Bu eğrilerin birbirine sık olduğu yerler var. Çok geniş olduğu yerler var dikkat ederseniz. Özellikle eğrilerin birbirine yaklaşmış olduğu yerler sarp yamaçları, dik yamaçları gösterir. Daha yayvan olduğu yerler ise aralarında geniş mesafe olduğu yerler ise daha az eğimli yamaçları gösteriyor. Eğer eğriler birbirine burada olduğu gibi çok çok yakınsa hatta üst üste çakışıyorsa ki eğriler hiçbir zaman birbirini kesmez ancak üst üste çakışabilir. 90 derece dik ya da 90 dereceye çok yakın dik uçurumları temsil ediyor. Bir de dikkatinizi çekecek olan şey V şeklinde girintiler oluşmuş topografik eğriler vasıtasıyla. Bu V şeklindeki topografik girintiler, eğriler ya bir sırtı ya da bir dereyi temsil eder. Burada da dikkat edecek olursanız kuru dere zaten üzerine yazılmış. Bu V'lerin dereyi ya da sırtı temsil ettiğini nereden anlayacağız? Eğrilerin değerlerine bakacağız. Eğer eğrilerimizin V yaptığı şu sivri uçlar düşük değere göre gidiyorsa bu ne demektir? Topografik eğrinin değerlerine bakacağız. Şu sivri oklar hangi yöne doğru gidiyor? Hangi değere doğru gidiyor? Buradaki değerlerimize bakacak olursak bu eğrinin değeri 1150, alttakinin değeri hemen şuradan bakıyoruz 1100. Daha sonra 1050, sonra 1000. Yani sivri uç aşağı doğru gittikçe, daha doğru sivri ucun yöneldiği taraf düşük değerleri gösteriyor. Dolayısıyla buraya sırt diyoruz. Yani bu V'ler sivri uçları düşük değere doğru gittiği için sırtları temsil ediyor. Bunun tam tersine bakacak olursak her bir sırttan sonra bir dere genelde olur. Fakat yine de biz değerlerine dikkat edelim. Burada da sivri uçlar, V'lerin sivri uçları bize doğru geliyor. Dolayısıyla bakalım sivri uçların bize doğru geldiği zaman değeri artıyor mu, azalıyor mu? Değerlerine bakacak olursak 1050, 1000, 950, 900 gibi değerleri 50'şer 50'şer gittiğine göre sırayla 50'de 50 metre düşürerek değerlerini buradan verebiliriz. Dolayısıyla dikkat ederseniz sivri uçların yöneldiği taraf eğrilerin değerinin yüksek olduğu taraftır. Dolayısıyla buna da dere diyoruz. Tepelerin sırtındaki en zirve noktasını kodunu da vermemiz gerekiyor. Burada mesela 1270'tir. Normalde eğrilerimiz 50'şer 50'şer gitmesine rağmen şu eğri 1250. 1300'ü görememişiz. Yani 1250'den sonra 20 metre daha bir yükseklik eklenmiş ve zirve noktası 1270 olarak gösterilmiş. Yine bu haritaya baktığımız zaman ölçeğimiz var ve kuzey oku gösterilmiş.
Demek ki topografik haritaların daha doğrusu temel özellikleri neymiş? Topografik eğriler var. Bütün dereleri, sırtları, düzlükleri, yamaçları, uçurumları temsil eden. Bunların değerleri var. Deniz seviyesini sıfır kabul ederek verilmiş değerler var. Bu değerler araziyi ne kadar sıklıkla hayali düzlemler tarafından kestiğimizle alakalı bir şeydir. Her bir 5 metrede biri de kesebilirsiniz, 10 metrede biri de kesebilirsiniz. Çalışmanızın hassasiyetine göre daha hassas ya da az hassas topografik haritalar zaten elde edilmiş. Onları amaca göre kullanmak gerekiyor. Burada fotokopisi çekilmiş, taranmış. 1 bölü 25 bin ölçekli bizim de öğrencilerimizi araziye götürdüğümüzde kullandığımız bir topografik harita görünüyor. Bu topografik harita tabii ki renkli. Biraz önceki çok basit olarak elle çizilmiş bir örnekten size bahsetmiştim biraz önce. Buraya baktığımız zaman Güney Çayırı Elazığ'ın yaklaşık kuş bakışı 5-6 kilometre doğusunda olan bir yer. Bu çizgiler kuzey çizgilerimiz, yani meridyenleri gösterdiği için kuzey çizgilerimizdir. Bir haritayı okunaklı tuttuğumuz zaman, yani bakın Akdere Baştepe'yi normal okuyabiliyoruz. Yan dönmemiş, ters dönmemiş durumda okunaklı tuttuğumuz zaman bizden uzağa doğru giden meridyen çizgileri kuzey tarafını gösterir, bize doğru güney tarafını gösterir. Sağ tarafımız bu durumda doğu, sol tarafımız da batı oluyor. Buradaki eğrilere bakacak olursak her bir 10 metrede bir topografik eğri geçirilmiş olur. 1 bölü 25 binlik haritalarda. Her 50 metrede bir de kalın bir çizgi konur. Mesela buraya dikkat edecek olursanız kalın bir çizgi ki bunlara indeks eğriler diyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgi. Yani her 50 metrede 10'ar metre aralıklarla bir kalın çizgimiz, indeks eğrimiz var. Bu indeks eğrilerin amacı topografik eğrilerin değerlerini kolayca takip edebilmemiz. Her 50 metrede bir kalın çizgi olduğu için diğer çizgilerin de topografik değerlerini, rakımlarını yani kolaylıkla takip edebilirsiniz. Burada dikkat edecek olursak eğrilerin birbirine çok yaklaştığı yerler var. Buradan anlıyoruz ki Hasret Dağı'nın bu güneydoğu yamacı oldukça dik bir yamaç. Buna karşılık kuzeybatı yamacındaki eğrilerin arasındaki mesafe geniş olduğu için daha az eğimli bir yamaç olduğunu anlıyoruz. Yeşil alanlar genelde arazide de yeşil alanları görüyor. Yani ağaçlık, çayırlık alanları temsil eder. Oyma Ağaç Köyü var, Elazığlı olanlar bilir. Orcik Pestil Festivali'nin her sene yapıldığı bölge bol üzüm bağları ve ağaçlık bölgeler olduğu için yeşilliktir. Buradaki meşe dediği ağaçlıkların boyu da verir. 2 ile 6 metre arasında değişen boylarda meşe ağaçlarının olduğunu görürsünüz. Burada da yine 2-6 metre arasında değişen meşe ağaçları var. Burada düz çizgiler şeklinde gösterilen ve iki taraflı oklarla temsil edilen hatlar elektrik hatları. Yine kesikli çizgilerle gösterilmiş olanlar toprak yolları gösterir. Evet. Şurada Keban Baraj Gölü var. Keban Baraj Gölü'ne geldikçe artık düzlüklere ulaşmış olduğumuz için eğrilerin arasındaki mesafelerin arttığını görüyorsunuz oldukça. Yani 10-15 derecelik eğimlere sahip düzlükler buralar. Bu haritanın bir de haritada olan bütün sembollerin, simgelerin ne anlama geldiğini gösteren açıklamalar bölümü var. Fakat bu haritanın bir bölümünü kesip aldığımız için o açıklamaları burada göremiyorsunuz. Normalde topografik haritaları tam olarak kesilmeden alıp incelediğiniz zaman burada aklınıza takılan bütün işaretlerin açıklamaları mevcut. Bunlardan birkaçından daha bahsedecek olursak, noktalı çizgiler şeklinde mavi olarak gösterilenler kuru dereleri gösterir. Eğer bu mavi çizgiler noktalı değil de sürekli olmuş olsaydı, aktif akan dere, yani içerisinde sürekli her mevsim hiç kurumadan akan suyun olduğu dereleri temsil eder.
Şurada küçük mavi noktalar yine var, kuyruklu noktalar. Bunlar çeşmeleri temsil ediyor. Çeşme var fakat dereyi besleyecek kadar fazla su akmadığı için dereler aktif hale gelmemiş oluyor. Evet. Yine şu siyah düzgün olmayan çizgiler patika yolları temsil eder. Arazideki patika yolları. Bu yollardan rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Yani tilki yolu ya da keçi yolu değil. Düzenli yıllarca insanların kullandığı, dağlara gider gelirken, arazisine gider gelirken kullandıkları ve yürümek için elverişli olan yolları temsil ediyor. Devam edelim. Topografik haritalar üzerinde bulunan başlıca veriler nelerdir? Bunu dediğim gibi açıklamalarına bakarak bütün verileri okuyabilirsiniz ama temel olarak engebeler yani yeryüzü şekilleri, işte az dik yamaçlar, tepeler, sırtlar, vadiler gösterilir. Drenaj ağı dediğimiz şey akarsu ağları. Burada da dikkat edecek olursanız kuru derelerin oluşturduğu ana bir dere var. Bunun yan konuları var. Buna ne diyoruz biz? Drenaj ağı diyoruz. Akarsuların oluşturmuş olduğu ağaç şeklindeki ağa ne diyoruz? Arazideki drenaj ağı. Durgun sular görünür. Göller, ondan sonra denizler, okyanuslar, bütün bunlar topografik haritaların bir parçasıdır. Özellikle gölleri burada bir örneği olmasa da Hazar Gölü, Keban Baraj Gölü mesela geniş ölçekli bir haritaya bakmış olsaydık o gölleri de topografik haritalarımızda görebilirdik. Yine yüksek dağların zirvelerinde buzullar ve sürekli karlar varsa onları görebilirsiniz. Bitki örtüsünü burada da görüldüğü gibi yeşil olan alanlar görebiliyorsunuz. Bir de kültürel eserler bunları da görebilirsiniz. Şimdi bunlara biraz daha yakından bakalım. Engebe ne demek? Yeryüzü şekiller, rölyef demek. Yani dereler ve sırtlar, tepeler gibi düzlükler gibi topografik haritalarda engebe eş yükseklik eğrileri, minhaniler ile gösterilir. Tabii ki bu engebeleri topografik haritalarda nelerle gösteriyoruz? Biraz önce gösterdiğim gibi yüksek değere doğru girinti yapıyorsa V'lerin sivri ucu topografik eğrilerde dere olarak tarif ediyorduk. Düşük değere doğru V'lerin sivri uçları hareket ediyorsa da daha doğrusu gösteriyorsa onlara da ne diyoruz? Sırt diyoruz. Yine topografik haritalarda küçük nokta şeklinde, halka şeklinde kapanmış zirve noktalarını gösteren eğriler var. Eş yükseklik eğrilerinin değerlerinden bahsetmiştik. Bir eş yükseklik eğrisi deniz seviyesine göre belli bir yükseklikte seçilmiş hayali bir yatay düzlem ile burada bahsetmiştik. Biraz daha ayrıntıya gireceğiz şimdi. Yer yüzeyinin ara kesiti olan eğrinin harita düzlem üzerindeki dik yüzdüşümüdür. Evet, yani şu düzlem ile yer yüzeyinin kesiti olan şu noktalı olarak gösterilen yerin mesela en üstteki şu 300 metre rakımındaki eş yükseklik eğrisi bu şekilde elde ediliyor. Bunların tabi Osmanlılar zamanında münhani denirdi bunlara. Eş yükseklik eğrileri de diyebilirsiniz. İzohips de denebiliyor. İzohips de İngilizce'den dilimize geçmiş bir terim. Bir eş yükseklik eğrisinin deniz seviyesine göre yüksekliğine o eğrinin yüksekliği, rakımı, kotu da diye yani bunlardan hepsinde yani yüksekliği, rakımı, kot gibi kelimelerin hepsi kullanılabiliyor. Bunun metre cinsinden değeri de o eğrinin üzerine yazılır. Mesela bu eğrinin kotu ya da rakımı neymiş? 300 metre. Buraya da yazıyoruz. Bunun kotu neymiş? 200 metre ve deniz seviyesindeki sıfır kabul ettiğimiz çizginin kotu da sıfır metre olarak gösteriliyor. Topografik haritalar üzerinde bulunan başlıca verilerden diğeri de engebe.
yeryüzü şekilleri, rölyef. Burada da dikkat edecek olursanız yine dereler, sırtlar, zirve noktaları, vadiler, engebeleri temsil ediyor. Drenaj ağı dediğim şey dereler, çaylar, kuru dereler ve benzeri gibi akarsuların aşındırmış olduğu ve genelde bir ağacın dallarına benzeyen sisteme drenaj ağı deniyor. Durgun sular, göller, denizler, göletler, barajlar, bütün bunlar mavi ile gösterilir zaten renkli haritalarda. Bunları görebilirsiniz. Evet, bir kültürel eserler olarak neler görebilirsiniz? Binalar, yollar, köprüler, etrafı çevrili bahçeler, tarlalar, mezarlıklar ve benzeri gibi insan eliyle yapılmış bütün değerler eğer topografik haritalarda gösterilebilecek büyüklükte ise ölçek açısından bunlara kültürel eserler denir. Bu kültürel eserlerin hepsinin de simgeleri vardır. Bütün dünyaca ortak olarak kullanılan, benimsenmiş simgeler. Mesela mezarlık simgesi bütün topografik haritalarda dünyada aynı işaretle kullanılır. Biraz geniş ters U şeklinde düşünün. U harfinin, büyük U harfinin köşeli olacak tabii ki U harfinin kenarları ters dönmüş haline rastlarsanız mezarlıkları temsil ettiğini anlarsınız. Jeolojik haritalara geldiğimiz zaman tabii ki dediğim gibi çok ayrıntılar vermek mümkün fakat temel olarak bu bilgileri görmeniz yeterli. Jeolojik harita nedir? Yeryüzünün belli bir kesiminden veya tümünden jeolojik verileri yani kayaç türlerini, kayaçların yaşlarını ve yapılarını, fay, kıvrım, kırık gibi heyelan, alüvyon, moren yani buzulların oluşturmuş olduğu çökeller, volkanik kraterler gibi bütün jeolojik olayları gösterdiğimiz haritaya ne denir? Jeolojik harita denir. Jeolojik haritalar genelde topografik haritalar kullanılarak yapılır. Arazideki jeolojik verilerin yeri, duruşu, eğimi, bütün bunlar topografik haritalar üzerine işaretlenir. Daha sonra büroda ya da bilgisayar ortamında jeolojik haritalara dönüştürülür. Jeolojik haritaların gösterdiği ayrıntılar ölçeklere göre değişebilir. Genelde biz jeologlar olarak uygulamalarda, öğrenci çalışmalarında, jeolojik harita yapımlarında özellikle 1 bölü 25 bin ölçekli haritaları en çok kullanırız. Fakat amacımıza göre 100 binlik, 250 binlik, 500 binlik gibi, 10 binlik, 5 binlik gibi yani 1 bölü 10 bin, 1 bölü 5 bin ölçeği gibi amacımıza uygun jeolojik haritalarda yapabiliriz. Burada iki tane jeolojik harita var üst üste. Üsttekine baktığımız zaman şu çerçevenin içindekini Elazığ şehir merkezi hemen yakın çevresi özellikle kuzey tarafını içerisine almış bir jeolojik harita görmekteyiz. Bu jeolojik haritaların içerisinde kullandığımız semboller ve kayaç gruplarının açıklamaları bu açıklamalar bölümünde mevcut. Her bir kayaç grubu için değişik desenler kullanılır. Mesela Elazığ'ın içerisinde bulunduğu ve hep depremle ilgili açıklamalarımızda bahsettiğimiz alüvyon birimi zemini noktalı bir desenle desenlendirilmiş. Kuzey tarafa gittiğimiz zaman Harput çevresinde genelde derinlik kayaçlar, Elazığ mağmatikleri dediğimiz derinlik kayaçlar var. Granit, granodiorit, diorit gibi derinlerde kristalleşmiş olan mağmatik kayaçlar mevcut. Biraz daha işte Safran'dan Gümüş Bağları'na ve Perte'ye doğru gittiğimizde sedimenter kayaçlar var. Daha sonra kuzeybatı köşesinde bu haritanın Elazığ volkanitleri dediğimiz ya da Karabakır formasyonu eski ismiyle bilinen yüzey kayaçları var. Volkanik kayaçlar yani mağmatik kayaçların yüzeydeki versiyonlarına ne diyorduk? Yüzey kayaçları diyorduk. Lavların soğumasıyla oluşanlara. Yine böyle eğik tuğla desenli olanlar metamorfik kayaçlar. Keban metamorfikleri dediğimiz
Burada da zaten açıklamasını görmekteyiz. Kayaçlarımız mevcut. Eğer bu tuğla desenli olanlar eğik değil de buradaki gibi düz olursa, bildiğimiz tuğla duvar gibi gördüğünüz desenler de kireç taşlarını temsil ediyor. Açıklamalara yine bakacak olursak, bir çizgi üzerinde üçgenler şeklinde bir simge gördüğümüz zaman, ki şu kısımlarda var. Yine Elazığ'ın kuzeydoğusunda, Ulukent'in doğusunda, Oyma Ağaç Köyü çevresinde mevcut. Bunlar ne demektir? Yaşlı kayaçlar genç kayaçların üzerine sıkışmalarla, tektonik sıkışmalarla itilmiş. Genç kayacın üzerinde yaşlı kayaç bulunuyorsa normalde tersi olması lazım. Bunlara bindirme diyoruz. Yine bu açıklamalarda her bir kayaç grubunun yaşları mevcut. Permutria, Senonien, Maastrichtien, bunları jeolojik zaman tablosundan bakarsanız hatırlarsınız tekrar. Bunların yaşları da var ama isim olarak genelde bizim açıklamalarda isim olarak kullanıyoruz, yaş olarak değil. Aşağıdaki haritada da yine sedimenter kayaçlardan oluşan, yani kil taşı, kum taşı gibi sedimenter kayaçlardan oluşan bir birim mevcut, bir formasyon mevcut. Yine eğik tuğla desenli bir desenle haritada gösterilmiş olan keban metamorfitlerini temsil eden mermer türü kayaçlar bu haritada mevcut. Dediğim gibi bu jeolojik haritaları arazide çiziyoruz. Arazide çizebilmek için elimizde amacımıza uygun ölçekli bir topografik haritanın olması gerekiyor. Genelde biz arazide 25 bin, 1 bölü 25 bin ölçekli topografik haritaları kullanarak bu jeolojik haritaları elde ederiz. Düz çizgisellikler var. Bu düz çizgisellikler fayları ve kırıkları temsil etmektedir. Eğer çizginin her iki tarafındaki litolojiler birbirine göre kayma göstermişse fay anlamını alıyor. Eğer kayma yoksa, sadece çizgi varsa, o zaman da kırık diyoruz. Yine başka bir jeolojik harita. Değişik desenlerle desenlenmiş ve altta da her bir birimin ismi ve yaşı var. Burada karşınıza çıkan bir diğer veri ise şu çizgiler. Bir uzun çizgi, ona dik bir kısa çizgi, önde de bir rakam var. Bunun anlamı tabakaların doğrultusunu uzun çizgi verir. Şu kısa çizgi tabakanın eğim yönünü verir. Sedimenter kayaçları anlatırken bunlardan bahsetmiştim. Ayrıca bu kısa çizginin önündeki rakam ise tabakanın kaç dereceyle bu tarafa doğru eğimli olduğunu gösterir. Örneğin buradaki tabakalarımız, kuzey yönümüz burada verilmiş mi? Kuzey yönü verilmemiş. Şu tarafa doğru kuzey olarak kabul edersek, aşağı yukarı kuzey, doğu, güney, batı doğrultusunda tabakalarımızın doğrultusu, eğim yönleri kuzeybatıya doğru ve 40 derece eğimli. Farklı birimlerde farklı eğim yönlerinde burada görmektesiniz. Şunlar heyelanları temsil ediyor. Sizi de yakından ilgilendiren tabii kitle hareketlerinde görmüştünüz. Heyelanlar genelde akış aktığı yöne doğru, hareket ettiği yöne doğru oklarla gösterilir. Ve o kabarmaları hatırlarsanız göstermek için de ok yönüne doğru çukur şeklinde olacak bir şekilde çizgiler çiziliyor. Tırnağa benzeyen çizgiler. Ayrıca heyelan aynasını temsil eden de kısa çizgiler taranmış. Mesela şu bölge heyelan aynasını temsil ediyor. Buradan ilk kopma olmuş ve sağa doğru ya da doğuya doğru diyelim, heyelanın hareketi burada bu şekillerle temsil edilmiş. Heyelan aynasını küçük küçük çizgilerle böyle taranmış olarak gösteriyoruz. Bu çizgileri gördüğünüz yer bir heyelanın ilk koptuğu, hareket ettiği, meye başladığı yeri temsil eder. Burada yine volkanik malzemeleri, birimleri ya da kayaçları temsil etmek için kullanılan bir desen. İri taneli, mesela kumdan daha iri taneli, çakıl olduğu zaman
ya da çakıl taşı ya da konglomera dediğimiz bu simgeyle temsil ediyoruz. Burada da yine kum taşı, kil taşı, çakıl taşı ve kireç taşı ardalanmalarından oluşan bir desen görüyorsunuz. Mühendislik jeolojisi haritaları ne demektir? Özellikle büyük baraj, tünel, yol ve benzeri gibi mühendislik yapılarının proje aşamasında kayaçların jeolojik özelliklerini gösterirken bizim jeolojik haritalar bazen yetersiz kalabiliyor. Çok genel bilgiler verildiği için, size çok özel, daha ayrıntılı bilgi gerektiği için bu amaçla mühendislik jeolojisi haritaları yapılıyor. Bu haritaların içerisinde ne var? Çok daha ayrıntılar var. Mesela bizim jeolojik haritalarda gördüğümüz istiflenme, kayacın cinsi, işte fay kırık gibi yapısal özelliklerini gösteren veriler genel anlamda çizildiği için sizin mühendislik yapıları daha hassas mühendislik yapıları oldukları için, daha hassas yapılar olduğu için onlar için çok daha ayrıntılı bilgi veren jeolojik haritaların olması gerekiyor. Dolayısıyla mühendislik jeolojisi haritalarının bu konuda sizin işinize daha yarayacak olması muhtemeldir. Bu haritaların içerisinde nelerin olması gerekiyor? Mühendislik jeolojisi haritalarının içerisinde kayaç ya da zeminlerin yanal ve düşey yöndeki yayılışları, stratigrafik litolojik yani kayaçların cinsi, hangi tür kayaçtan oluşuyor? Metamorfik mi, magmatik mi, sedimenter mi? Bunların ayrıntılı verilmesi lazım. Kıvrım, kırık gibi özelliklerin yine çok ayrıntılı yaşları ile birlikte fiziksel ve mekanik özellikleriyle birlikte bütün kayaçların daha ayrıntılı sizlere verilmesi gerekiyor. Yine bu mühendislik jeolojisi haritalarında yeraltı suyunun durumu çok ayrıntılı bir şekilde verilmesi gerekiyor. Buna hidrojeolojik durum diyoruz. Yeraltı su tablası derinliği, yeraltı suyun akış yönü, seviyesindeki değişiklikler, kayaçların taşıma gücü üzerindeki etkisi, akarsu ve kaynaklar, bölgedeki yüzey ve yeraltı sularının kimyasal özellikleri, asitlik dereceleri, bütün bunların bu haritalar üzerinde gösterilmesi gerekiyor. Yine yüzey topografyası, eğimler, dereler ve benzeri drenaj ağı dediğimiz yapılar açıklıkla gösterilmesi gerekiyor. Bir diğer bulunması gereken özellik ise yeryüzündeki ayrışma ve aşınma durumu. Yamaçların duraylılığı, depremsellik, aktif ve ölü faylar, yani bu bölgede herhangi bir deprem olur mu olmaz mı, olursa ne kadar büyüklüğünde olur ve bu tüneli, barajı ve diğer yapıları ne kadar etkiler, bütün bunların bilgilerinin bu haritalarda olması gerekiyor. Diyelim ki amacınıza göre hazırlamanız gereken mühendislik jeolojisi haritası bütün bu bilgileri alacak büyüklükte değilse, çok karmaşık bir hale gelecekse bütün bu bilgileri yükledikten sonra haritanın üzerine, yani anlaşılması zorlaşacaksa birden fazla, iki ya da üç tane bütün bu bilgileri ayrı ayrı içeren mühendislik jeolojisi haritaları da konulabilir. Mesela bir tanesi aktif tektonik hatları gösterebilir. Diğeri işte kayaçların özelliklerini, diğeri de başka saydığımız özelliklerinden bir iki tanesini içeren haritalar hazırlanabilir. Teşekkür ederiz. Final sınavınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.